Peygamber Efendimizin ırkı. Sual. Peygamberimizin ırkı neydi? Cevap. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Arap'tır. Arap güzel demektir. Mesela lisanı Arap güzel dil demektir. Coğrafyada Arap demek Arabistan Yarımadası'nda doğup büyüyen ve onların kanından olan kimse demektir. Peygamber Efendimizin akrabasını Arapları sevmek ve saymak ibadettir. Onları her Müslüman sever. Anadolu'ya misafir gelen esmer fellahlar ve zenciler, saygı gösterilsin diye kendilerini Arap diye tanıttırmış, Anadolu'nun temiz, saf Müslümanları da araba olan hürmetlerinden dolayı bunları sevmişlerdir. Çünkü dinimizde siyah-beyaz ayrımı yoktur. Siyah bir Müslüman, beyaz bir kafirden çok üstün, çok daha kıymetlidir. Siyah olmak, imanın şerefini azaltmaz. Resulullah Efendimizin çok sevdiği Hazreti Üsame ve Bilali Habeşi Hazretleri siyahtı. Ebu Leheb ve Ebu Cehil kafirleri beyazdı. Allahü Teala insanın rengine değil, iman ve takvasına kıymet vermektedir. Siyahların, esmerlerin, kendilerini Arap olarak tanıtmaları, yabancıların işlerine yaradı. Bunlar siyah insanları aşağı ve iğrenç olarak tanıttılar, köle olarak kullandılar. Arabı siyah olarak tanıtmaya, böylece Müslümanları Peygamber Efendimiz'den soğutmaya uğraştılar. Siyah resimlere, kara köpeklere, resmin negatif filmine Arap dediler. Arap saçı, Arap sabunu, kara fatma böceği gibi uydurma isimlerle Arap milletini kötülediler. Aşağıda Peygamber Efendimiz'i öven hadis-i şerifler, ayrıca Arap milletinin de üstünlüğünü göstermektedir. Allahü Teala beni insanların en iyilerinden vücuda getirdi. Her asırdaki insanların en iyilerinden dünyaya getirildim. Allahü Teala İsmail aleyhisselamın soyundan Kureyş'i seçti, Kureyş'ten de Haşib oğullarını sevdi. Onlardan da beni süzüp seçti. Ensarı müminden başkası sevmez. Münafıktan başkası da buz etmez. Şimdi gerçek Arap çok azalmıştır. Çoğu Asya'ya cihada gitmiş, bir daha dönmemiştir. Arap bu kadar övüldüğü halde, ırkçılık yapanlarının cehenneme gideceği de bildirildi. Bir hadis-i şerifte, Arap, ırkçılık yüzünden sorgusuz sualsiz cehenneme atılır buyuruldu. Kafir olan bir Arap, Müslüman Fransız'dan üstün olamaz. Böyle bir ırkçılık dinimize aykırıdır. Dinimizde ırkçılık yoktur. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki: "Ey insanlar! Sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Birbirinizle tanışmanız için milletlere ve kabilelere ayırdık. Allah indinde en üstününüz takvada en ileri olanınızdır." Hucurat Suresi 13. ayeti. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Rabbiniz bir olduğu gibi, babalarınız, dininiz ve peygamberiniz de birdir. Arap'ın aceme, Arap olmayana, acemin araba üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızının karaya, karanın kırmızıya üstünlüğü yoktur. Hiçbir milletin diğerine üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvayladır. Allahü Teala cahiliyet övünmelerini sizden kaldırdı. Hepiniz Adem aleyhisselamın evlatlarısınız. Adem ise topraktan yaratılmıştır. Irkçılık yapan, ırkçılık için savaşan ve ırkçılık uğrunda ölen bizden değildir.